Hepinizi saygıyla selamlıyor. Kazakistan'ın her bir köşesindeki kardeşlerimize sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kazakistan Başbakanı değerli kardeşim İsmailov'un davetiyle Türkiye'den bir heyetimizle ve pek çok kurum temsilcilerimizden oluşan, bakanlıklarımızdan oluşan geniş bir heyetle Kazakistan'dayız, ata yurdumuzdayız. Kadim yurdumuz, ata diyarımızdayız. Burada bulunmaktan duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeş soydaş Kazakistan halkına en kalbi selamlarını ve ikili ilişkilerimizin güçlenmesi yönünde başarı dileklerini de iletmek isterim. Anadolu'dan Altay'ın bozkırlarına milletimizin kardeşlik iklimini ve derin muhabbetlerini getirdik. Altay dağları etekleri boyunca uzanan Kazakistan'da atalarımızı yad etmeye, köklü ortak tarihimizi geleceğe bakan işbirlikleriyle yüceltmeye geldik. Arslan Baba'dan ve Yusuf Hemedani'den devraldığı irfan bayrağını Horasan Erenler aracılığıyla 7 iklim 4 kıtaya taşıyan Ahmet Yesevi Hazretlerinin yolunu misyon edindik. Güzel bir dörtlüğünüz var sizin biliyorsunuz. Menim, meningelim, meningelim, gelin, gülün bolup egilemin, cırın bolup tögilemin, elim, tuğgan cerim, menim Kazakistan'ım. Rahmet. Ezeli bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Kazakistan'ı Orta Asya bölgesinde en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarımızdan birisi olarak görüyoruz. Değerli kardeşim Alihan İsmailov ve heyetiyle ikili ilişkilerimizi perçinleyecek son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda da Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan Türkiye-Kazakistan 4. yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı için de ön hazırlıklarımızı tamamladık. Ortak çalışmalarımızı gözden geçirdik dedik ve gelecekte atacağımız adımları da yine birlikte planlamış olduk. Kasım'ın 2019'da İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla da 11. dönem Karma Ekonomik Komisyonu protokolünü imzalamıştık. Bu kapsamda da yine sanayi ve teknolojiden uzay çalışmalarına, ulaştırmadan sağlığa birçok alanda işbirliğimizde ilerleme sağlanmıştır. Bugünkü görüşmelerde de yine ticaretten yatırım, bilişim, tarım, eğitim ve kültür gibi alanlarda ek işbirliği imkanlarımızı ele aldık ve bunları da eylemlere, somut eylemlere de bağladık. Aldığımız kararlarla önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan Türkiye-Kazakistan 4. yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına güçlü bir zemin hazırlamış olduk. Heyetlerimizin istişareleri sonucunda da Kazakistan ve Türkiye arasında uygulanan 2000 adet transit geçiş belge sayısının 20.000 adede çıkarılması ve ikili geçiş belgeleri geçerlik sürelerinin de bir aydan 2 aya uzatılması üzerinde mutabık kaldığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu sadece aslında bir gösterge. İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine yönelik somut bir gösterge aslında. Yine Trans-Hazar koridoru geçişlerini daha da etkin hale getirecek, gümrüklerden geçişi hızlandıracak otomasyonlu dijital taşımacılık uygulamalarına da karşılıklı olarak ağırlık vereceğimizi, bu alanda birlikte çalışacağımızı da yine kararlaştırdığımız konularımız arasında. Hali hazırda yine haftada 24 olan uçak sefer sayısının artırılması yönünde de yine ortak irade gösteriyor. Böylece de karşılıklı temasların artmasını destekliyoruz. Bunların yanı sıra Kazakistan'la ortak tarım ürünlerinin üretim ve ticaretinin artırılması, et ve süt ürünleri, bitkisel ve hayvansal yağ üretimiyle sebze meyve üretimi alanında da işbirliği yapılması, petrol, gaz, maden arama ve işletilmesi, doğalgaz aynı şekilde bu alanlara yönelik de Cumhurbaşkanlarımız başkanlığında gerçekleşecek toplantıya kadar, YDSK'ya kadar da somut bir projeye geliştirmeyle alakalı da yine
fikir birliği içerisindeyiz. Bu alanda aldığımız yine bir ortak kararımız var. Akıllı şehir alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, yine Ar-Ge tasarım merkezleri ve teknoparklarımız arasında işbirliği sağlanması, sağlık ve tıp alanında işbirliği anlaşmasının yenilenmesi, Türkiye-Kazakistan arasında gençlik köprüsü kurulması ve tarım ve ormancılık konularında işbirliğini güçlendirme kararlarını da almış durumdayız. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine en kısa zamanda ulaşmak ve kardeşliğimize yakışır ortak çalışmaların sayısını her alanda artırmaktır. Bu doğrultuda yine öğleden sonra Türkiye ve Kazakistan iş dünyasının temsilcilerini buluşturan iş forumuna katılacak ve dar kapsamlı istişare toplantımızda da yine iş insanlarımızla bir araya geleceğiz. Sayın Başbakan Smilov ile beraber Türkiye-Kazakistan ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için gerek hükümetler düzeyinde atılan adımları, gerek iş insanları arasında kurulan işbirliklerini yine yakından takip ediyor ve destekliyor olacağız. Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan hadiselerde Türk iş insanlarına yatırımların ve yatırımcıların korunacağına dair verilen güvence için ben bu vesileyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'e ve yine Sayın Alihan Mirza'ya, değerli kardeşim Sayın Başbakan'a ve tüm hükümet üyelerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin iki kardeş ülke ruhuna uygun bir seviyeye çıkması için tüm adımları da yine hızlı bir şekilde atmayı önemsiyoruz. Bu yöndeki ortak çabalarımızı devam ettirme, ihtiyaç duyulan adımları bir an önce atma hususunda tam bir görüş birliği içindeyiz. Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinden aldığımız ilhamla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, Kazakistan'da sadece ikili düzeyde değil, bölgesel anlamda da güçlü işbirliğimiz bulunmaktadır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında Kazakistan'la yakın dayanışma içerisindeyiz. Yine dönem başkanlığını bu yıl ülkemizin devraldığı Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Kazakistan'ın da kıymetli katkılarıyla verimli çalışmalar yapmaktayız. Ülkemiz uluslararası toplumun saygın, müreffeh ve istikrarlı bir üyesi olması için bağımsızlığını ilan ettiği ilk saatlerden itibaren Kazakistan'ın yanında yer almıştır, almaya da devam etmektedir. 2 Mart itibariyle ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ettik. 90'lı yılların zorlu şartlarına rağmen bağımsızlığını ve egemenliğini korumayı başararak bayrağındaki kartal gibi yükselen Kazakistan'ın bugün geldiği nokta bizler için de gurur vesilesidir. Ocak ayında yaşanan hadiselerin süratle atlatılarak ülkede istikrarın ve kamu düzeninin hızlıca sağlanması Kazakistan'ın güçlü devlet geleneğinin somut bir nişanesidir. Bu vesileyle yaşanan hadiselerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bugün bölgemizi sarsan ateş çemberi karşısında Türkiye ve Kazakistan gibi bölgesinde güvenlik, istikrar ve refahın sembolü olan ülkelerin dayanışma içerisinde hareket etmesi önemlidir. Bölgenin refahı, istikrarı ve güvenliği bağlamında işbirliğimizin taşıdığı önemin bilincindeyiz. Türkiye, tarihin her döneminde kendi sınırları içinde yaşayan vatandaşları için hem de mazlum toplumlar için daima adalet, güven ve huzur kaynağı olmuş bir ülkedir. Aynı şekilde kardeş Kazakistan'ın da asra bedel günleri aşarak egemenliğini korumuş Hoca Ahmet Yesevi'nin insanın kendisiyle olduğu kadar çevresiyle de barışık olması prensibini benimsemiş barışçıl bir ülkedir. Ancak ne yazık ki coğrafyamızın bir tarafı insani krizler, terör zulmü ve mezhepçilik fitnesiyle yanarken bir tarafta da savaşın kara bulutlarının altındaki sivillerin, kadın ve çocukların görüntüleri de vicdanları yaralamakta.
Suriye'de 300 binden fazla insanın ölümüne seyirci kalan Birleşmiş Milletler'in yine Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da siviller bombalanırken de yine kifayetsiz kalmıştır. Bunu da hep birlikte izliyoruz. Rusya, Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin Türkiye olarak bu hakkaniyetten uzak savaşın bir an önce sonlandırılmasına yönelik girişimlerimizi sürdürüyor. İnsani yardımlarla Ukrayna halkının yanında oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçemeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz diyerek bu konuda en net mesajı vermiştir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in Rusya ve Ukrayna'yı ortak bir dil kullanmaya çağıran barış ve arabuluculuktan yana tutumunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Her ikisini de dost olarak gördüğümüz, yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Zaporijya nükleer santralinde gerçekleşen ve bölge için ciddi risk oluşturan gelişmeleri de endişeyle takip ediyoruz. Rusya, Ukrayna müzakerelerinin en hızlı şekilde sonuç vermesini ve bu haksız savaşın son bulmasını istiyoruz. Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Tüm bu manzara içinde barışın, huzurun, refahın, güvenin temel alındığı bir uluslararası sistemin inşası için çalışıyor. Bu yöndeki gayretlere destek veriyoruz. Bunun için bir yandan bölgesel işbirliği platformları güçlendirilirken diğer yandan da Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel yapıların çözüm odaklı bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiğine inanıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı gibi Orta Asya'daki soydaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz ve güçlendirme kararı aldığımız platformlarla küresel barış ve adalete katkı sunuyoruz. Kazak atasözünde vurgulandığı gibi ata beyterek, bala japırak. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olarak bir ağacın köklü, bir ağacın dalları, yaprakları gibi köklerimizden güç alarak bölgemizde güven ve istikrarı perçinleyeceğiz. Dost ve kardeş Kazakistan ile dayanışmamızı ve karşılıklı desteğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kapsamlı bir reform sürecinden geçmekte olan Kazakistan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kazak Hanlığı'nın kuruluşunun 557. yıl dönümünde asırlara sari devlet geleneği üzerinde yükselen Kazakistan'ın her geçen gün daha da güçlenerek Orta Asya'nın altın tacı olmaya devam edeceğine inanıyorum. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, kardeşlik ve akrabalık temelinde inşa edilen yakın işbirliğimizin her alanda gelişmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kazan, kazan ilkesine dayanarak enerji, ticaret, ulaştırma, sağlık ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere farklı sektörlerde geliştirilecek yeni işbirliği kanalları tüm bölgenin yararına olacaktır. Önümüzdeki aylarda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'i ülkemizde ağırlamaktan ve 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni gerçekleştirmekten mutluluk duyacağız. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en kısa zamanda kardeşlik ilişkimizi yansıtacak daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum. Tekrar değerli kardeşim Alihan Mırza, Sayın Başbakan, size ve heyetinize misafirperverliğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor. Kazakistan halkına buradan bir kez daha sevgi ve şükranlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Rahmetullah. Teşekkür ederim.